şöyle, Yunuslar biliyorsunuz 70-75'li yıllarda kooperatifler üzerinden tüfek ve fişek vererek yağ için avlanıyordu. Fakat sonuçta 1983 yılında bütün dünyayı koruma altına aldı. Orada yasaklar gelince biz de 83 yılında dedik ki Yunus avlamak kesinlikle yasak. Ve bu yasağı koyduk ve dünyayı da ilan ettik. Şimdi Yunusları biliyorsunuz dünyanın en büyük şarkıcıları. Klipler çekerek Yunusların korunması gerektiğini dünyaya aykırdılar. Şimdi biz burada gelip Yunusları avlayacağız dersek herkes bize dalga geçer. O halde biz Yunusları öldürmeyeceğiz. Avlamayacağız, korumaya çalışacağız. Ama bunu korurken balıkçımızın gördüğü zararları da nasıl telafi ederiz de göz ardı etmemiz lazım. Mesela Yunus kovucular var. Yunuslar buna çok çabuk alışabiliyor. Biz bunu devlet eliyle olabilir. İşte SUKOP burada devreye girebilir. Bölge birlikleri devreye girebilir. Kooperatifler devreye girebilir. Biz Yunus kovucuların en kalitelisini balıkçılara dağıtabiliriz. Yani bir nebze olsun Yunusların ağlara yaklaşmasını engelleyebiliriz. Veyahut da zarar görmüş balıkçının gerçekten Yunus'tan dolayı zarar gördüyse o ağını ona vermemiz gerekir. Zararını karşılamamız gerekir. Hem biz Yunusları koruyalım hem balıkçı zarar görmeye devam etsin dersek bu doğru bir yaklaşım değil. Biz hem Yunusları koruyalım tabii bununla beraber balıkçıyı da koruyacağız. Balıkçıyı korumak için de zarar ziyanını maalesef karşılamamız lazım. Şu ana kadar çok cüzi bir şeyde birkaç defa karşılandısa da yeterli değil. Küçük balıkçılığı zaten dünya koruyor, biz de korumamız lazım. Yok, sıkıntı yok dersek yanlış. Şimdi bizim dediğimiz bir şey var. Bir balıkçılık bir bütün. Demin de dedim. Yani balıkçılık ufağından en büyüğüne kadar bir bütün. Ama birbirine adil olduğu sürece, birbirine saygılı olduğu sürece bir bütün. Eğer birbirine saygılı değilse, birbirinin ekmeğini çalarak avcılık yapan alanda üstünlük sağlıyorsan birbirine, bunlar çekişmeyi getirecektir. Şimdi balıkçı zaten, ufak balıkçı, pasif av araçlarıyla günübirlik kıyıya yakın yerlerde balıkçılık yapıyor. Siz gider onun balıkçılık yaptığı yerlerde balıkçılık yaparsanız, kaçak avcılık yapılırken engel olamazsanız, balıkçı ekmek parasını çıkarmada zorlanırsa ister istemez çelişki olacaktır. Yani burada biz diyoruz ki bu denizler hepimize yeter. Hepimiz birbirimize saygılı olacağız. Hepimiz bilinçli balıkçılık yapacağız. Birbirimizin çalarak yaptığı balıkçılığın, birbirimizden çalarak yaptığı balıkçılığın önüne geçmenin bir yolu var. Pastayı adil yiyeceğiz. Başka hiçbir şey değil. Yani küçük balıkçı altında 6 metre teknesi var, ev geçindiriyor. Düşünebiliyor musun? 18 tane teknenin 13.000-16.000 tanesi hemen hemen küçük balıkçı. İkişer kişi çalışsa 32 bin kişi. Gırgırlarda o kadar çalışan yok. Yani ufak balıkçılığı yok sayamayız. Ki zaten korunacak ufak balıkçı. Yani bu neye benziyor? Biz Sakıp Sabancı'yı, koçları korur muyuz? Biz kendimizi koruyacağız. Onlar zaten belirli seviyeye gelmiş. Büyük balıkçı da belirli seviyeye gelmiş. Biz büyük balıkçı balık avlamasın demiyoruz. Büyük balıkçı balık yakalamasın demiyoruz. Büyük balıkçı yakalanan balığın %90'ı yakalayıp Türk halkına balık sunuyor. Ama biz diyoruz ki ya sen de küçük balıkçılığa zarar veren balıkçılık da yaptı demiyorum. Ama küçük balıkçının avlanmasına ekmek parası çıkarmasına karşı gelecek bir avcılık yapıldığında biz de karşı geleceğiz. Koruma alanlara ihtiyaç. Buradan bağırarak söylüyorum. Koruma alanlara ihtiyaç. Ama korunduğu sürece. Korunamıyorsa sen istediğin yeri koruma alanı ilan et. Ne olacak koruma alanı ilan etseniz? Siz koruduğunuz alanı korabiliyorsanız bunun en güzel örneği Gökova'da. Projeye dayalı koruma alanları var. Projeye dayalı iki tane bot var. Çalışanlar var. Kuş uçurtmuyorlar orada. Balık stoklarında iyileşme var. Ama koruyan kim? Projeye dayalı iki tane sürat teknesi var, çalışanı var, gece gündüz orada.
Biz her zaman benim söylediğim şey var. Ya denizler Tarım Bakanlığı değil, sahil güvenlik değil, jandarma değil, il müdürü değil. Denizler balıkçı korur. Biz balıkçıya güvenmemiz lazım. Ama balıkçı da bu güveni devlete verip, ya hakikaten siz koruyorsunuz. Evet, sizin aldığınız kararları biz de destekleyelim. Siz balıkçılık yapın. Ama gelip de barmak gibi hamsileri yakalayıp un fabrikana gönderdiğimiz zaman işte balıkçı burada denizi korumadığı algısı oluşacak. Şöyle diyor herkes, ya gırgır olup da ne oluyor? Ufacık balığı yakalıyor, fabrikana götürüp onları kötülüyorlar. Onların arkasından söyleniyor. Ben de diyorum, sen insan gıdasına gitmesi gereken balığı ufacıkken sen fabrikasına gönderiyorsan vicdanın huzurlu olmaman lazım. Çünkü ben anladığım kadarıyla bu sene 3,5'a veriyorlar. Dışarıda hamsiye 50 lira, 60 lira, 70 lira. Sen niye 3,5'a veriyorsun? Balıkçı şurada haklı. Balıkçı diyor ki, ya diyor benim krediye ihtiyacım var. Ben kredi bulamıyorum. Maliyetten ziyade krediden önce başlayalım. Krediyi bulamıyorum diyor. Neden bulamıyorsun diyorsun? Ya kredi almam için bir ipotek vermem lazım, teminat vermem lazım. Bunların hepsi bende olmayabiliyor. İki, hava şartlarından yakaladığım balıktan dolayı bir taksidini ödeyemiyorum. Ödeyemediğin zaman bir daha kredi alma şansın azalıyor. Fabrikaları ne yapıyor sanayi? Kardeşim senin ne kadar ihtiyacın var? Al parayı diyor, bana balığı getir diyor. Balıkçı belki de istemese de, arzu etmese de o balığı yakalayıp oraya götürüyor. Eğer ihtiyacı yok da götürüyorsa zaten tamamen yanlış. Ama bu krediden dolayı götürüyorsa o zaman bir şey çıkıyor ortaya. Neden biz balıkçının borcunu ödeyebilir şekilde zamana yaymıyoruz? Neden biz devlet olarak balıkçının krediye ulaşmasını kolaylaştırmıyoruz sorusu geliyor. Biz bunları sağlarsak, halen de balıkçı kusura bakmasın ufacık balığı yakalamaya kalkıyorsa, mümkün değil, ben zaten demin de söylemiştim. Biz derinlik yasağına ve balıkların boy yasağının düşürülmesinden yana değiliz. Küçük balıkçı bir kere haklı. Neden haklı? Küçük balıkçının avlak sahaları şebekelerin şey gibi dolaştığı, normal böyle yasal yerlerde avladığı gibi balıkçılık yapılan yerler oldu. Yani küçük balıkçının avlak yerleri şebekelerin cirit attığı alanlar oldu. Küçük balıkçı zaten yakaladığı iki kasa balıkla evini geçindiren bir grup. Zaten av araçları pasif, her zaman söylüyorum, seçici av araçları kullanıyorlar. Siz bunun da avlak yerini koruyamıyorsanız, siz bunların avlak yerini başkalarının istediği gibi aşırı avcılık, olmacık algarnadır, troldur çekilmesini engelleyemiyorsanız, küçük balıkçı sıkıntıya girecektir. Zaten girdi. Yani küçük balıkçının elinden tutulacağı tam zaman. Bir, avlayabildiği alanlar kesinlikle korunmalı. Bu görev birinci görevimiz olmalı. İkincisi, küçük balıkçılar her halükarda desteklenmeli. Ya geleneksel balıkçılık, babadan oğula geçen ve dünyanın yasalarla desteklediği bir küçük ölçekli balıkçılık örgüt bir şeyimiz var bizim. Bunun biliyorsunuz 18 bin teknenin hemen hemen 16.500'e yakını küçük ölçekli tekne. Siz bu küçük ölçekli tekneleri korumayıp da neyi koruyacağız? Çünkü uzağa gidemiyor. Hava estiği zaman gidemiyor. Şu andaki tekneler, gırgırlar 4-5 havala balığa çıkabiliyorlar. Balık eskiden eskiden gırgırlar balığı ayağına geliyordu. Giderin azdı. Yakalıyordun balığını, getiriyordun. Şimdi 20, 30, 40 mile gidiyorsun, balığın üstüne gidiyorsun. Ne oluyor? Akaryakıt giderin fazlalaşıyor. Ve balığın yönünü değiştiriyorsun. Düşünebiliyor musunuz? Hamsi yön değiştiriyor. Hamsi Türkiye'yi eskiden 3-4 ay olan balıkçılık şu anda 15 güne düşüyor. Neden? Aşırı avcılıkta. Bundan kaçınmak lazım. Ya biz o kadar büyük yatırımlar yapmışız. Uzay istasyonu gibi bizim teknelerimiz. Bunun karşılığında denizde stoklarda balık olacak ki verim alacağız. Tabii biz onu kurtarmamız lazım. Ben söylüyorum, bunun tek yolu var. İddia ediyorum. Çok büyük de konuşuyorum. Getirin kotayı, bölgesel balıkçılığı, kaldırın bazı yasakları, Türkiye stoklarında iyileşme olacak. Net söylüyorum bakın.
Getirin kotaları. Bölgesel balıkçılığı da getirin. Bazı yasakları kaldırın. Ve diyorum ki stoklarda iyileşme olacak.